Arkadaşlar Facebook sayfamızda Cem Memur Bey'e veteriner hekim egzotik kuşlar ve kanatlılar üzerine sorunuz var mı diye sormuştuk. 3-4 arkadaşımızdan soru geldi. Cem Bey'le de buluştuk. O sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Şimdi Serap Kurt, hoş geldiniz diyeyim. Hemen ben baldırdım. çok hızlı girdin Ramazan. Çok hızlı girdin olaya. Helal. Kafa yoğun olunca insan hani böyle bir de İş odaklı olunca, ben normal hayatta da öyleyim zaten, hemen bodoslama, çünkü hep yapma veya işte yürütme hedefli olunca böyle oluyor, kusura bakmayın. Birisi olmanı gösteriyor Ramazan, çok fazla işe odaklısın. Kesinlikle. Ya şimdi Serhat Kurt arkadaşımız sormuş, bazen kış mevsimlerinde hayvanlar yediği yemi öğütemiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Hayvanın sağlığı gayet yerinde, neşesi yerinde. Fakat bir bakıyorum hayvan akşamı yem yemiyor. Ertesi gün kusmuş, kursağı taş gibi, yemi öğütememiş ve bir gün sonra da ölüyor. Müdahale etme şansım bile olmuyor. Birkaç kişiden duydum ki kursak mantarı deniliyor ve toplu ölümlerle karşılaşıyorum. Bunun bir ilacı var mı? Şimdiden teşekkürler demiş. Yani şimdi aslında bu kursak mantarı ile alakası yok. Hani kursak mantarı eşlik edebilir buna ama bu kadar ölümler, ani ölümler şeylerin mantarla alakası olmaz. Hani biz hekimlik camiasında söyleriz. Mantar öldürmez, uzun dönemde süründürür. En son işte hayvan yemeden içmeden kestir, bir deri bir tüy kalır. Hani kemik ve üstünde tüyleri kalır ve organ yetmezliğinden dolayı hayvan ölür. Bu mantar enfeksiyonu ani şekillenme ölümler meydana getirmiyor. Bu arkadaş hani dün hiçbir şey yoktu, bugün hasta oldu ve yarın da öldü dediği şey büyük bir ihtimalle hani bazı öldürücü bakteri türlerinin meydana getirmiş olduğu hastalıklardır. Hani bakteriyel bir enfeksiyondur büyük bir ihtimal. Ama her bakteriyel enfeksiyon mutlaka Türkiye hani nemli bir bölgede de olduğu için hani fiziksel coğrafi koşullar olarak mantar enfeksiyonları zaten bunlara eşlik ediyor. Ama ölümler bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır. Hani bunlarda mutlaka bu bakterileri 10-15 gün öncesinden almıştır hayvan. Bu dönemde vücudun sistem hücreleriyle yani bağışıklık sistem hücreleriyle mutlaka savaş halindedir bu mikroplar. Ta ki ne zaman bu tamamen bağışıklık sistemi düşer, yani vücudun savunma hücreleri dediğimiz hücreler artık yenilir ve mikroplar, mikroorganizmalar, öldürücü bakteriler galip gelir. O sıra hayvan belirti göstermeye başlar. Yani nedir işte? Yemden kesilir, yem tüketiminde azalma olur. Eritmede, sindirim, kursakta problemler başlar. Diyelim ki ateş olur veya işte birkaç gün içerisinde ölümler şekillenir. Hani bu dönemde acilen girmesi gereken hani bazı mutlaka antibiyotikler var. Yani burada antibiyotik kullanmak zorundayız. Hatta bazen ikili veya üçlü antibiyotikler kullanıyoruz doz ayarları yaparak ederek kümesi kurtarmak için. Ondan sonrası benim için çok daha önemlidir. Ondan sonra da hani bu hayvanların, bu kuşlarımızın bağışıklık sisteminin güçlenmesi, iç organlarının korunması, sindirim, solunum sistemi düzenlenmesi, işte mide bağırsak dediğimiz veya işte başta karaciğer olmak üzere akciğer, pankreas, böbrek dediğimiz o organların desteklenmesiyle ilgili haftalık programlarda vermesi gereken bazı ilaçlar var. Onları düzenli bir şekilde kullanacak edecek. Bu tür komplikasyonlara daha az rastlar. Diyelim ki senede 10 problem yaşıyorsa artık bir problem yaşar veya yaşamaz. Ama hani bu dönemde ölümcül bakterilerin yoğunlaştığı dönemde mutlaka antibiyotik gruplarını kullanmamız gerekiyor ki hani burada koli enfeksiyonu eşlik edebiliyor. Çok ani ölümler, yüksek ölümlere neden oluyor. İşte bizim klipsiyelle dediğimiz, klamidya dediğimiz çok önemlidir. Hani güvercinlerde spesifik bir bakteridir. Klamidya pistica dediğimiz bir şey vardır, etken vardır. Hani neredeyse salmonella ve E. coli kadar öldürücü bir özelliğe sahiptir. İşte salmonella dediğimiz bakteriler eşlik edebilir buna. Zaten bunlarla birlikte de mantar enfeksiyonu mutlaka %100 olur. Belki arkadaşımız hani mantarla ilgili semptomunu görmüştür. Bakterileri görememiştir, edememiştir bununla ilgili semptomları. Mantarla ilgili demiştir ama asıl ölüm nedeni bu söylediğimiz öldürücü bakterilerdir. Bunlara dediğim gibi doz ayarlarını yaparak bazı antibiyotik gruplarını bu dönemde kullanırız. Ama daha da önemlisi söylediğim gibi her zaman söylüyorum bunu. Altını kalın puntolarla çiziyorum. Bunların üst düzeyde sistemlerinin desteklenmesi gerekiyor. Yani bunu sadece vitamin mineralle yapamıyorsunuz. İşte probiyotikleri olacak, enzimleri olacak, vitaminleri, mineralleri olacak, işte iç organ koruyucuları olacak. Yani
tüm sistemi, bağışıklık sistem destekleyici, bağışıklık sistemden sorumlu hücreleri destekleyen etkenler olacak ki bu kuşların gelişimleri, performansları, yani yavru veriminden tut da döl veriminden tut, yumurta içi yavru gelişiminden tut, işte tüyünün düzgün tamamlanmasından, tüyüdür, kıllıdır, işte iskelet kas sistemidir. Tüm bu sistemlerin, iç organların, tüm başta karaciğer, akciğer, pankreas, böbrek olmak üzere tüm bu sistemlerin A'dan Z'ye düzgün bir şekilde gelişmesi gerekiyor. Bunlarla da ilgili zaten haftalık programlarımızda bu arkadaşlar. Telefon geldi herhalde. Evet, bizim biraz telefonlarımız yoğundur. Kursağın taş gibi olmasının sebebi ne? Yani şimdi burada kursak taş gibi denildiği zaman evet, mantar enfeksiyonları burada eşlik eder. Koli enfeksiyonu mutlaka eşlik eder. İşte bizim bazı kursakta oluşan kursak hareketliliğini önleyen bazı protozoanlar vardır. Yani işte göremeyebilirler bunları da kursakta da şekilleniyor, damakta da şekilleniyor. İşte triko dediğimiz olaylar vardır. Bunlar eşlik edebilir. İşte vücudun sıvı elektrolit dengesi bozulmuştur. Diyelim ki hayvanda aynı anda ishal de şekilleniyorsa, hayvanda ishal şekillenmesi kursağın sindirim sisteminin bozulmasının en büyük nedenlerinden de biridir. Bunlara keş dediğimiz, triko dediğimiz protozoanlar eşlik ettiği zaman ve bazı kursakta yerleşen, kursakta çoğalan bakteriler eşlik ettiği zaman ve kursağın asidik ortamı bozulduğu zaman kursağa alınan yemlerdeki sindirimlerde problemler meydana gelir. Hayvan kolay kolay sindiremez. İşte ara sıra bu kursağı boşaltmamız lazım. Tekrar ilaçlarını tekrar vermemiz lazım. Hani işte aynı anda elektrolit tedavisine ama dikkat edilmesi lazım ki antibiyotiklerle birlikte elektrolit verilirken içerisinde kalsiyum içerikli elektrolitler kullanmasınlar. Maalesef Türkiye'de antibiyotiklerle verilen elektrolit ileri yok. Hani bizler ürün çıkardık, bunları dikkate alınarak Türkiye'de bir Electro Power denilen bir ürünü çıkardık. Rahatlıkla antibiyotiklerle birlikte verilebilecek bir türdür. Bunun dışında baktığımız zaman sahadaki elektrolitleri incelediğimiz zaman çoğu kalsiyum içeriklidir ve antibiyotiklerle birlikte asla verilmemesi gerekir. Hani insanlar, bazen yetiştiriciler hatalar yapıyorlar bunlarda. Antibiyotiklerle elektroliti birlikte veriyorlar. Ben görüyorum böyle internette, Face'de, orada burada da paylaşıyorlar. İçerine baktığım zaman kalsiyum içeriği çok fazla. Bunları, bu anlamdaki elektrolitleri vermememiz lazım. Çünkü kursak hareketlerini daha da yormuş oluruz ve ilaçların da etkinliğini azaltmış oluruz bu sefer. Peki. Hangi etken maddeli ilaç kullansın arkadaşımız? Seren arkadaşımız. Mesela bu arkadaş eğer ölümler başlamışsa, ölümler çoğalmışsa dediğim gibi mutlaka öldürücü, hani özellikle klamidya dediğimiz, koli enfeksiyonu dediğimiz, salmonella bakterisi dediğimiz, hani bunlara yönelik antibiyotik etken maddelerini kullanabilir. İşte burada neyi kullanabilir? Diyelim ki, örnek veriyorum, doksisiklinle beraber kolistin, sülfat ve metronidazolü, bu üçünü birlikte verebilir. Bunlarla florfenikol mesela, E. coli ve salmonella aslında spesifik bir şeydir, antibiyotik etken maddedir. Bu florfenikolle birlikte yine doksisiklin ve kolistini birlikte kullanıp verilebilir. Hani bunların, ama şimdi ben böyle etken maddeleri söylüyorum ama mutlaka doz ayarlarının yapılması gerekiyor. Yani doz dediğimiz şey bizim hastalıklarda şifayla zehir olma arasındaki ince bir çizgidir. Yani onu biz güvercin gruplarına göre doz ayarı yapıp öyle veririz. Bu tür arkadaşlar bizleri arayabilir. Ne kullanacaklarını zaten söylüyoruz. Doz ayarlarını da yapıp söylüyoruz. Hani daha sağlıklı, daha güvenli bir tedavi yapmış olur arkadaşımız. Zaten bayramdan sonra da hani biz hem yukarı tarafla, yani kuşun diyelim ki akciğer ve yukarısıyla ilgili, yani hırıltı, tıksırık, gözyaşı, burun akıntısı, balgam dediğimiz, hani kanatlarda düşme dediğimiz, nefes yapar dediğimiz hayvanlarda antibiyotik grubu, bir antibiyotik grubu olacak. Bir de özellikle E. coli ve salmonella dediğimiz grup bakterilerin meydana getirmiş olduğu hastalıklarda da yine bu söylediğim antibiyotik gruplarını bir grup yapacağız. Yani iki antibiyotikle bütün hastalıkların %70-80 bakteriyel enfeksiyonu, bakteriyel kökenli enfeksiyonların tedavilerini çok rahat yapabilecekler. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bayramdan sonra da zaten arkadaşlarımızla bu çalışmaları paylaşacağız. Peki, bunun yanında söylediğiniz
o doksiksilin içeren maddelerin yanında, etken maddelerin yanında işte mikostatin veya işte diğer mantar ilaçlarını da katsınlar mı? Tabii tabii, yani şimdi biz antibiyotik kullanırken arkadaşlar şöyle bir şey var. Hani bu dünyadaki tüm kuşlarda bu şekildedir ve özellikle Avrupa'daki, Amerika'daki bizim egzotik veteriner hekim arkadaşlarımızla almış olduğumuz bir şey vardır. Aslında bir konsensüs oluşturuldu ve burada son 7-8 yılda hangi antibiyotik kullanırsak kullanalım hem güvercin gruplarına mantar ilaçlarını mutlaka antibiyotiklerle birlikte vermemiz gerekiyor. Çünkü bütün antibiyotikler hani mantar enfeksiyonlarını kuşlarda azdırıyor. Bu azmayı baskılaması için tedavi esnasında mutlaka mantar ilaçlarında kullanılması lazım. Cem Bey, bir dakika ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Tamam.